Çevremde o kadar çok sırtlan var ki. İnanılmaz, sizi uyarıyorum, videolarımda uyarıyorum sürekli olarak ama bazen dinlemiyorsunuz. Aslında bir sırtlanla alfayı ayırmak o kadar da zor bir şey değil. İlk 30 gün kuralı, yapmanız gereken çok hassas bazı hamleler var. Size hepsini anlatacağım. Çünkü bu yolu öğrenmeniz lazım. Ben Adil Yıldırım. Hazırsanız başlayalım. Bakınız, daha önce sırtlanlarla ilgili hiç anlatmadığım bir konuya değineceğim. Olmadı, daha önce bundan hiç bahsetmedim. Bugün bir fırsat doğdu, sizlere anlatmak istiyorum. Sırtlanlar ve sexting. Nasıl acayip bir konu. Bunu yaşıyorsunuz çünkü, bununla karşılaşıyorsunuz. Sürekli sexting muhabbeti isteyen adamlar, sürekli yeni tanışmışsın, sürekli buralara girmeye çalışıyor, çıkmaz sokaklarda dolaşıyor falan. Bazılarınız buna okey diyorsunuz, bazılarınız hayır. Olaya olduğu gibi bakalım. Sokaktaki papatyalar neler söylemiş? Aynı zamanda erkeklere de sorduk. Onlar bu konuda neler düşünüyorlar? Bir bakalım, yorumları alalım. Ben hatalı yerlerde yine müdahale edeceğim böyle bir hakem gibi. Daha sonrasında da olayı bilgilerle harmanlayacağım. Röportajlara geçelim. Hoşlandığın kişinin ilişki insanı olmadığını hissetsen görüşmeye devam eder misin? Arkadaş kalırım. Çünkü her ihtimale karşı arkadaş kalmak iyidir yani. Belki düzelir. Belki ya. Bir dakika, gol bir. Hata burada başlıyor zaten. Adam diyor ki ben ilişki insanı değilim, hiç işim olmaz. Bak ben sana baştan söyleyeyim. Bir erkek size niye bunları söylüyor? Hiç düşünüyor musunuz? Çünkü kendini direkt temize çıkartıyor. Sonra diyecek ki ben sana söylemiştim. İlişki insanı değilim, niye kızıyorsun ki? Ama kadınlar da böyle düşünüyor işte. Belki düzelir, belki değiştiririm falan. Aslında oyun burada kazanılıyor veya kaybediliyor. Büyük bir hata. Devam edelim. Ederim. Çünkü ben de ilişki insanı değilim. Yani uzun ilişki sevmiyorum aslında. Kısa ilişkiler daha hoşuma gidiyor o yüzden. Ya hoşlandığım kişinin ilişki insanı olmadığını hissetsem görüşmeye devam ederim ama ilişki kurmaya devam etmeyebilirim. Yani... Bir dakika. Ben kesinlikle inanmıyorum buna. Doğru değil bu. Neden? Çünkü bir kadın hoşlanıyor. Ciddi bir duygusu var. Adamda bu yok. Böyle bir duygu yok. Ve diyor ki yani ben yine de sohbete devam ederim. Beklenti olacak burada. Burada olacak şey beklenti. Çünkü o diyalog, iletişim devam ettiği sürece beklenti olacak. Ve ondan sonra da ne olacak? Adamdan karşılık gelmeyince hayal kırıklığı olacak. Bunları yaşıyoruz ya. Gerçek hayattan biz bunları yaşıyoruz. Onun için bu hatayı yapmayın. Devam edelim. Hayır etmem. Sonuçta bir ilişkiye yola çıkıyorsam, yani o kişiyle bir amaca yönelik bir şeyler yapıyorsam, düşünüyorsam olmuyorsa olmuyordur yani. Vurdu ve gol oldu. Bakın adam ne kadar açık bir şekilde söyledi. Erkek beyni böyle çalışır. Bu adama Haluk demek istiyorum ya. Gerçekten çok nokta atışı yapan, tespitleri net bir adam bu Haluk. Bak diyor ki hoşlanarak çıkmışım yola. Bir duygum var. Erkek beyni bu arada. Diyor ki bu duyguya karşılık alamıyorum. Kadında öyle bir duygu yok. Dolayısıyla ben buna devam etmem. Çünkü şunu biliyor, mantık yürütüyor çünkü. Hayal kırıklığı olacak, üzüleceğim. Belki konuştukça o arkadaşça muhabbet diyoruz yani öyle bir şey mümkün değil çünkü duygu var. O devam ettiği sürece beklentim artacak, karşılık gelmeyecek. Bu da hayal kırıklığı. Erkek beyni böyle çalışır bakın. Çok net, adam nakit konuştu. Cash. Her şey burada nakit. Ama kadınlarda şu olabiliyor. Ya acaba bir şeyler değişir mi? Değişmedikçe yaşanan üzüntü çok büyük bir depresyona kadar gidebilir. Devam edelim. Etmezdim. Zaten bu arada bence erkekler genel olarak artık öyle. İlişki insanı değiller ama... Etmezdim büyük ihtimalle. Hayır. Hoşlanıyorsam sevgili olmak isterim. Ve o sevgili olmak istemiyorsa kendimi üzmeye gerek yok bence. Net. Çok net. Açıkça ifade etmiş burada. Yani ben karşılık alamıyorsam, duygularımın bir karşılığı yoksa kendimi de üzmem. Yani riske girmem diyor. Çünkü riskli bir alan, bunu size söyleyeyim. Bir insanla bir iletişim içerisindesiniz ve duygularınız var. Duygularınız gittikçe yükseliyor ve bir beklenti de aynı oranda yükselir. Bu paralel ilerler zaten. Fakat bunun karşılığını alamıyorsunuz. Hatta belki bir konuşma oldu ve dedi ki ben aynı duyguda değilim veya ben sana öyle bakmıyorum. Yani arkadaşça devam edelim istersen. Burada hayatınızla ilgili, özel hayatınızla ilgili kritik bir kavşaktasınız. Vereceğiniz karar çok önemli. Özellikle papatyalara sesleniyorum. Kadınlar bunu çok dikkatli dinlesinler. Eğer devam ederseniz arkadaşça olmayacak çünkü duygunuz var. Oradan bir karşılık gelmezse bu bir hayal kırıklığı. Bu tuzağa düşmeyin. Bakalım başka neler sorduk. Devam ediyoruz. Mükemmel bir ten uyumunuz var ama aşık değilsin. Devam eder misin? Ederim. Büyük ihtimalle ederim. Bir dakika. Bir tereddüt etti. Farkındaysanız bir tereddüt etti. İlk önce bir düşündüm nasıl cevap vermeliyim. Çünkü sorudaki tuzağı algıladı, anladı onu. Bir tehlikeli bir sular var orada. Ondan sonra dedi ki dürüst olayım yani ne olacak ki zaten bir sokak röportajı. Ben de bu samimiyeti seviyorum. Devam edelim. Sevmediğim birisiyle konuşmam bile yani aşık değilsem. Yani o aşık olması bile bir nasıl yani? Şeyi değiştirmez. Bir dakika nasıl yani? Yani şimdi bunu anlamakta biraz zorluk çekiyorum. Yani bu arkadaşa Tahir diyesin var. Tahir niye böyle silip attın ki anlamadım. Yani bir insanı sevmiyorsun yani bir duygun yok. Ciddi bir şey hissetmiyorsun. Hisler ön planda değil ama arkadaşsın. Yani belki ondan bir şeyler öğreneceksin. Hayat bir yolculuk, bir arkadaşlık diye bir ilişki var.
Niye hiç konuşmam bile diyorsun ki? Yani direkt birisiyle tanışıp da hemen acaba evlenir miyiz falan denmez ki. Böyle bir şey yok. Tanıman lazım. Dolayısıyla aynı fikirde değilim. Devam ediyoruz. Ederim. Ben biraz geniş bir insanım böyle. Yaptım oldu. Ederim o yüzden yani. Evet, bu arkadaş her anlamda geniş. Ben bunu algılayabiliyorum, çok net. Hayata bakış açısı son derece rahat ve diyor ki umurumda değil abi, bu yaşlar bir daha gelmeyecek. Bakın bu erkek mantalitesi. Bir daha bu yaşlar gelmeyecek. Takılırım abi. Uçan, kaçan, nefes alan hiç fark etmez benim için diyor. Dolayısıyla dürüstlük çok güzeldir, samimiyet. Devam edelim. Yok, aşık değilsem etmem. Aşık değilsem. Bir dakika, bir geri gelebilir miyiz? Bir saniye, bir dakika. Ben biraz hani alanlarımdan bir tanesi de beden dili de biraz geri gelelim. Bu bakış nedir? Yani hani şöyle bir şey var, boynu bükük küheylan gibi, şöyle hani böyle bir hikaye de var ya, adam zaten olaya duygusal giriyor. Yani ne sorarsan sor, ben keder yüklüyüm diyor yani. Bu adam akşam 11'den sonra zaten arabesk dinliyor çok yoğun olarak. Adam bu şekilde 1-0 yenik devam ediyor hayata. Neden böyle yaklaşmış anlamadım. Bir de mikrofona doğru yön almak nedir yani şu şekilde? Hani sen bir kendine otur. Büyük ihtimalle balık erkeği. Çünkü balık erkekleri çok yoğun duygusal. Çok yoğun duygusal. Bir de arkadaşımızla ilgili ki ona Orhan diye isim var. Neden bilmiyorum. Orhan tipi var onda. Şöyle bir risk var. Küsen bir adama benziyor. Yani ilişkilerinde küsebilir. Bir şeyler onun istediği gibi gitmezse ya ben küsüyorum odama çekiliyorum diyebilir yani. Bir 3 hafta konuşmaz. Böyle bir hava aldım. Devam edelim. Aşk değilsem neden edeyim ki? Yani karşımdakini oyalamak gibi bir düşüncem yok. Ve ayrıca kadının vaktinin ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Ya bana bunlarla gel. Bana bunlarla gel. Şapka çıkartırım ama çıkartmıyorum imajım gereği. Şöyle söyleyeceğim. Hiç inanmıyorum sana dostum. Bir ilişki içerisinde hiç böyle olduğuna inanmıyorum. Buradaki bu idealist cümleler, bu siyasi açıklamalar, olmaz kadınların kıymetli vaktini alamam falan. Hiç samimi değil. Sokakta bu konuşmaları yapıyorsun ama ben yemem. Devam edelim. Bu arada bunu söyleyerek biraz şey kaçmış olabilir. Feministliği falan savunduğum yok. O ayrı bir mesele. Fakat karşımdaki kadını oyalamak gibi bir düşüncem yok. Bir süre devam etmeye çalışırım ama ondan sonra olmayacağını bilirim. Evet, ederim. Yani duygusal olarak bir şey olmak zorunda değil her zaman ama ten uyumu olduktan sonra o tarz bir şeyle de devam edilebilir. Ya buna inanmıyorum. Bir dakika, bir dakika, geri gelelim. Bir dakika, bir dakika. Buna inanmıyorum çünkü aldığım enerji o değil. Yani bir şey söyler bir insan ama aslında baktığınızda tam olarak söylediğiyle kendi beden dili, bakışları, ses tonu uyuşmuyordur ya. Duygusal bir adam aslında o. Ama şunu hedefliyor, öbür türlü olmayı hedefliyor. Ya bunun için mücadele ediyor. Kendi içinde bir mücadelesi var. Bu onun hedefi ama bu uzun bir yol. Çünkü bir insanın sırttan olması o kadar da kolay bir şey değildir. Özellikle de duygusal bir adam, gerçekten alfa nitelikleri taşıyan bir adam, bugün moda gereği, trend gereği sırttan olmak istese bile yıllarını vermesi lazım. Çok büyük bir rahatlık gerekiyor yani. Emek meselesi, o arkadaşın uzun bir yolu var. Çok hoşlandığın adamın sürekli sexting istemesi seni rahatsız eder mi? Burada ana konuya geldik bakın. Bu soru çok kritik ve cevapları merakla bekliyorum. Ben de ilk defa izleyeceğim. Bakalım. Evet, bayağı eder. Yani ilk başta belki anlayamıyorsun ama sonradan çok rahatsız edici olduğunu anlıyorsun yani. Kötü. Sevmiyorum. Eder bu arada, o ne ya? Asla yok gerçekten. Sürekli de istemezsin ya vallahi. Evet. Hatta direkt hoşlandığım insan benden sexting istemesin ya. Hani oluyorsa, gelişiyorsa gelişsin ama istemesin. Bir dakika, böyle bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Şöyle diyor. Yani ben şöyle anladım papatyamın söylediklerinden. Ya olayı akışına bırakalım. Nereye gidiyorsa gitsin. Ama sürekli böyle bir taleple gelme. Bu çok saçma. Bu vakit kaybı. Bu arada şu doğru yorumlarda. Bazı adamlar bunu abartıyor. Aldığım duyum böyle. Yani adam 7-24 sadece bunun peşinde koşuyor. Bunu bir su gibi algılıyor. Susuz yaşayamam diyor falan. Sexting hastalığı, bağımlılığına tutulan bir sürü insan var ki bu ciddi bir bağımlılıktır. Yani bir çeşit porno bağımlılığı gibi düşünün. Ciddi bir konu. Devam edelim. Evet, evet. Bence zaten sexting, bilmiyorum, saçma bir olay. Neden insanlar bundan zevk alıyor? Nasıl alıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Asla istemem böyle bir şey. Bir dakika, bir dakika. Sexting'i yargılamış. Yani demiş ki ben bunu doğru bulmuyorum. Ama bu bir zevk meselesi. Ben buna şuradan bakıyorum bu arada. Sosyal medya artık hayatımızın büyük bir kısmını işgal etti ve teknoloji ve bütün bu aplikasyonlar böyle getirileri olacaktır bir takım insanlar için. Uzak mesafe ilişkisinde falan da ilaç olabilir çiftlere bu arada. Böyle bir tarafı da var. Tam olarak yargılayamayız bunu. Kimisi için güzel, kimisi için değil falan filan. Devam edelim. Tabii ki eder. Evet. Yani sürekli bunu telaffuz ediyorsa zaten bu bir ilişki değildir yani. Bu beni o şekilde bir oyuncak olarak görüyordur anlamına gelir. Çok doğru. Aşırı derecede doğru. Yani bu kendisine zevk veren seni bir materyal olarak görüyor. Bir çeşit seks oyuncağı olarak görüyor aslında. Bu şekilde kendisini tatmin edecek sürekli. Ve şu kadarını söyleyeyim bu arada. Bu konunu eğer konuşuyorsak bunu söylememiz lazım. Bir ilişkide taraflar birbirlerini ne kadar kendileri tatmin ediyorlarsa o kadar kötü bir ilişkidir. Çok net söyleyeyim. Yani bunu bu şekilde bir zevke dönüştürdülerse zaten
zaten bu artık yapay ve bitmeye mahkum bir ilişkidir. Devam edelim. Tabii ki eder. Belirtirim zaten. Genelde konuşma şeklim her zaman böyledir. Hani bir sorun olduğunu mutlaka belirtirim. Baktım çözemiyoruz. O zaman ilişkiyi bile bitirebilirim çünkü bu büyük bir problem. Kesinlikle öyle. %100. Yani burada öyle bir noktaya gelirsiniz ki bir karar vermeniz gerekir. Karşınızdaki insan ısrarla sürekli olarak sexting istiyor. Sürekli gece, gündüz, sabah sürekli saçma sapan artık abartılmış mesajlar atıyor. Şunu demeniz lazım. Bir dakika. Galiba bu ilişkinin senin açından ana noktası bu. Bu da beni sıkmaya başladı. Yani duygusal bir paylaşım veya izlediğimiz bir filmi konuşalım. Veya dinlediğimiz bir şarkıyı konuşalım. Veya herhangi bir şey, bir geyik muhabbeti yapalım. Bu bile önemli. Sadece bu olamaz yani konu. Devam edelim. Yani çok kötü bir şey hissettiğim bir insanın bence öyle bir şey istemesi kötü bir his. Bitirmek isterim yani. Bitiririm. Erkekler bunu hak ediyorlar. bunu bir erkeklerin hakkı budur noktasında değerlendirmek ayrı bir konu. Ancak bir ilişkide her şey çok dengeli olmalı. Yani duygular, cinsellik, yaklaşımlar, seyahatler, birlikte anı biriktirmek. Bunlar dengeli olduğu zaman ilişki güzel. Sadece cinsellik olamayacağı gibi bir ilişkide 6 ay, 8 ay, 1 seneyi geride bıraktınız. Hiç cinsellik yok ve iki tarafın da böyle bir talebi yok. Aslında bu bir arkadaşlıktır. Çünkü erkekler açısından olayı arkadaşlıkla ilişki arasında fark ettiren, ayırt ettiren şey kesinlikle cinselliktir. Onu arzulamaktır. Yani arzu hissetmiyorsa bir adam arkadaş olmayı tercih eder. Bunu da söylemiş olalım. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Cinselliğe yanaşmayan biriyle ne kadar dayanabilirsin? Ne kadar? Bir dakika. Ben buradaki cevaplara şimdiden hiç inanmıyorum. Bence hepsi yalan söylemiş olabilir. Çok kritik bir soru. Bakalım. Çok uzun bir sürede yani bir ay bile sürmez herhalde. Bir süre veremem ama bir zamana kadar dayanabilirim. Bir zaman ne? Bir zaman ne? Mesela ben bir ay diyorum. Bir erkek gerçekten sadece cinsellik peşinde koşuyorsa ilk 30 gün kuralı var. Cinsellikten uzak durun, adam uzaklaşacaktır. Bakın paralel cevaplar geliyor. Net bir şekilde beni doğruluyorlar. Devam edelim. Direkt dürüst cevap vereceğim. Hiç sağa sola savurmayacağım. Dayanamam. Karşındaki kişinin beni ne kadar cezbettiğine göre değişir. Ama ortalama bir cevap vermem gerekirse muhtemelen bir hafta derdim. Bir hafta? Adam ne kadar sabırsız ya. Ya inanıyorum da yani şimdi arkadaşım biz ne yaşamışız peki ya? Biz aylarca beklediğimiz oldu hiç böyle şeyler yaşamadan. Kendi yağımızla kavrulduk ya. Nasıl bir dünyadır bu? Adamlarda olay bir haftaya kadar düşmüş. İnanamıyorum burada. Ben de bir şok yaşıyorum. Çünkü genelde sırtlan bile şunu der. Abi beklerim 2-3 ay ya, sıkıntı değil der. Hiç öyle değil bak. Net söylemiş adam. Bir haftada cinsellik yaşamıyorsa belki de hayatının kadınını kaçırıyorsun yani. Belki de senin için en doğru kadın. Neden bir haftada bir kadın hemen cinsellik yaşasın ki? Yani ne alakası var? Acaba böyle bir kafadalar mı? İlginç. Devam edelim. Gider ya. Uzun gider aslında. Yani herkesin sonuçta bunu seveceği gibi bir şey yok yani. 6 ay dayanabilirim. Bir dakika. Adam diyor ki herkes cinsellik sevmek zorunda değil dedi biraz önce. Yani herkes buna mecbur değil dedi. Bu bambaşka bir bakış açısı. Mesela kız arkadaşına bu adamın şunu dediğini hayal edelim bir an için. Ya sen bunu sevmek zorunda değilsin yani. Yapmak zorunda değiliz. Çok dert değil. Ben kendi başıma takılabilirim. Çok önemli değil dediğini düşünelim bir an. Bir ilişki sahnesi düşünelim. Onun için ne demek herkes sevmek zorunda değil? Şunu demesi lazım. Herkesin zamanlamasına aynı olmak zorunda değil. Bir kadının duygusal anlamda beni arzulayacak, bana karşı bir his besleyecek noktaya gelmiş olması lazım. Bunun da sorumlusu benim. Acaba ben o duyguyu yaratabildim mi? Demesi lazım ama onu demiyor. Devam edelim. Seviyorsam cinsellik benim için önemli değil. Yani seviyorsam nereye kadar gittiyse gider. Burada ne var biliyor musunuz? Tahir var. Yani gerçekten harbi bir adam. O kadar net konuşuyor ki. Ve hani bu tip diziler var ya. Eyvallah, böyle olacaksa böyle olur, tamam mı? Öyle olacaksa da öyle olur, eyvallah falan. O tip dizileri de izlemiş yani yoğun olarak. Diyor ki seviyorsam sonsuzluğa kadar da beklerim. Hani Interstellar vardı ya. Giderim gelirim uzaya falan. Hiç sıkıntı değil. 100 yıl beklerim falan. Öyle bir sevgi. Çağımızda pek kalmadı. Devam edelim. O kişinin düşünce yapılarına, zekasına göre değişir. Hiç inandırıcı değil. Biraz önce bu arkadaşımız ki ona çok net olarak bir isim verdim. Bora dedim galiba. Bakın Bora biraz önce dedi ki ben çok geniş bir adamım ya. Ben rahat bir adamım falan dedi. Şimdi diyor ki kafa yapısına göre falan değişir. Hangi kafa yapısına bakıyorsun? Bir kadında ilk baktığın şey kafa yapısı mı Bora? Acaba kalçalar falan olmasın? Yani dürüst olalım karşılıklı olarak. Dolayısıyla hiç inandırıcı değil. Devam edelim. Maksimum ne kadar dayanabilirsin? Maksimum mu? Bir ay. Bir ay nofap yani maksimum. Aynen. 200 sene. O kadar bekler misin gerçek? Yani olmuş gibi bazı şeyler söylüyoruz. Bir dakika.
Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Herkes o yanık kokusunu aldı değil mi? Adamın kalbi yanmış ya. O kadar net söyledi ki hepimiz de inandık burada yani. Gerçekten çok net. Adam diyor ki, oldu ki bazı şeyler söylüyoruz. Açtırma o kutuyu ablacığım diyor. Birazdan gözyaşları sel olabilir. Yaşamış onu. Kalbinde yanık kokusu var ya. Harbi bir adam. Ne diyeceğim biliyor musunuz? Şunun için çok mutluyum. Bakın cevapların hepsi de hemen hemen dürüsttü gerçekten. Hiç beklemezdim bunu. Bir tanesi diyor ki, bir hafta maksimum. Bir tanesi öyle diyor, bir tanesi böyle ama... Şunu görüyorum, özellikle de genç jenerasyon 18-20-22 bunu çok fazla dert etmiyor artık. Sanırım biz başka bir Neptün'le falan büyüdük. Aslında arada 15 yıllık bir fark bile bizi bambaşka insanlar haline getiriyor. Çünkü biz 90'larda gerçekten de öyle ki ben 82'liyim. Bir kızla işte muhallebi yiyeceğiz diye işte bilmem ne yapacağız diye çıkacağız sinemaya gideceğiz diye karnımız ağrırdı yani o kadarını söyleyeyim. Bugünkü gençlik nasıl desem biraz sabırsız özellikle de erkekler. Ama ilk bir ay eğer size bu anlamda yaklaşıyorsa kesinlikle bir sırtlan olma ihtimali çok yüksek. Onu uzatın, süreyi uzatın. Eğer duygusal bir ilişki istiyorsanız bundan uzak durun, çok net olarak söylüyorum. Bir sorumuz daha var, şimdi ona bakalım. Sırtlan erkeği, yani cinsellik peşinde olan erkeği alfaya, yani ilişki erkeğine dönüştürmeye çalışır mısın? Çalışırım, yapmışlığım da var. Başarılı oldun. Abla zaten cevap verirken bir halleniyor. Şöyle bir saçıyla falan şöyle bir oynadı yani. Ben orada beden dilinden aldım onu. Dur bir dakika, benim işlerim, sor sor diyor. Böyle bir hoşuna gitmiş yani. Bir hallendi şöyle bir. Ya biz kimleri değiştirmedik falan. Olmuştur mutlaka. İnsanın hoşuna gidiyor birini böyle, ben bu adamı değiştiririm. Bu konuya kesinlikle değinmem lazım. Dolayısıyla bir araya gireceğim. Bu konu üzerine bir kitap yazmak istiyorum. Başlı başına sadece bu konu. Erkek mantalitesi çok farklı. Bir erkek kırmızı elma sever. Hazır, olmuş, kendisine uyumlu. Hazır benim hayatıma hemen adapte olsun, oradan birlikte bir ilişki yaşayalım. Ben bugüne kadar ya ben bu kızı değiştirebilir miyim abi diyen bir erkek görmedim. Uzun yıllar İtalya'da yaşadım, 10 sene orada da görmedim. Yani erkek beyni böyle bir kavrama sahip değil dünyada. Ama kadınlar çok güzel söyledi papatya. Evet zevk alırım diyor. Yani birini değiştirmeye çalışmaktan zevk alırım. Erkekler bizler çok pragmatistiz yani böyle çıkarcıyız. Şöyle hazır tamam bana uyumlu çok güzel hiç uğraşmayacağım hemen beni anlıyor. Biz bunu ararız. Ama kadınlar tam tersini arıyor. Yani bana antipatik olmasın ama biraz da oynayayım ya. Biraz böyle Lego gibi biraz uğraşayım falan. Çok ilginç. Kadınlara bunun zevk vermesini asla anlayamayacağım. Devam edelim. Hep bununla uğraşıyorum ben. Ben de çok yük bindirmişim aslında. Çaba gösterdim olmuyor. Olmuyor, değişmiyor. Bir takım dersler alınmış. En azından bu güzel. Bak. Çok genç bir papatya, belki 21 yaşında falan ve diyor ki evet yaşadım ama ders aldım, olmuyor. Çok ünlü bir film vardı yani Kaybedenler Kulübü. Orada güzel bir replik var. Kadınlar sana olduğun gibi aşık olurlar, sonra da olmalarını istediğin adama doğru seni değiştirmeye çalışırlar. Dolayısıyla bir anlamı kalmıyor. Aslında bana böyle aşık olmuştum değil mi? Erkekler bunu asla anlamayacak. Devam edelim. 7'sinde neyse 70'inde de bir insan oluyor bence. Çalıştım olmuyor, kimse çalışmasın. Bir insan 7'sinde neyse 70'inde olur diye düşünüyorum. Değişmez. Uzatmadan yollarımızı ayırırım sırtlan bir erkekse. Hayır, sırtlan erkek her zaman sırtlandır. Ve sadece seks düşkünü de değildir, para düşkünüdür. Birçok şeye düşkünüdür. Sadece kendini düşünen bencildir. Sırtlan erkektir yani. Yani bana gelene kadar dönüşmemişse niye ben onu dönüştürmekle uğraşayım ki? Kimseyi yetiştirme göreviyle gelmedim ki ben bu dünyaya. O da beni yetiştirme göreviyle gelmedi ayrıca. Yani neyse o haliyle güzeldir o zaten. O haliyle kalsın, o haliyle mutlu olsun. Ben çok yorgunum ya, yapamam herhalde. Adil Yıldırım da dediği gibi bunlar değişmiyor. Bunlar hep aynı bu şekilde. Bir kere oldu, sonra Adil Yıldırım'ı dinlemeye başladık ve kestik. Bitti artık. Canım, papatyam ne kadar da güzel söylüyor. Bunu o kadar çok anlattım ki. Israrla videolarda söyledim, ifade ettim. Çünkü hayatınızda geri getiremeyeceğiniz bir şey varsa o da zaman. Zamanı asla geri alamazsınız. Ve genç hayatlarınızda, genç yaşlarınızda hayat yaşamanız lazım. Yanlış bir insanla 16, 20, 25 yıl geçiren kişiler gördüm. Ve hep aynı şeyi söylüyorlardı. Değiştirebilirim diye düşündüm. Bu sizin göreviniz değil. Bu kesinlikle sizin göreviniz değil. Bunu özellikle söylemeye çalışıyorum. Sevgili dostlar, neyi gördük? Çok önemli dersler aldık. Bakın birebir sokaktan papatyalarımın cevapları. Aslında neler yaşamışlar? Birçoğunun altında geçmiş travmalar var, üzüntüler var, kederler var. Ama bunları yaşayan insanlar ikiye ayrılıyor bakın. Ders alanlar ve ders alamayanlar. Hırs yapanlar ve hırsla uğraşmayanlar. Hırsla asla uğraşmayın. Bir insanla tanıştığınız zaman özellikle ilk 30 gün çok önemli. Bunun bir sırtlan olup olmadığını anlarsınız. İlk 30 gün boyunca cinsellikten hiç bahsetmeyen, ya gerçekten de hayatımda duygu istiyorum diyen bir adam zaten olayı akışına bırakacaktır. Ve bir insan eğer sırtlansa bir adam kesinlikle akışına bırakmaz. Her şeyi yönlendirmeye çalışır. Sürekli sizi yatağa doğru yönlendirmeye çalışır. Bütün derdi cinselliktir. Maksimum 3 hafta sonra bunun olmayacağını anlayınca başka bir kadına doğru yönelir. Çünkü sosyal medyadan erkekler çok daha fazla karlı çıktılar. Çok fazla kadınla aynı anda mesajlaşabiliyor, hepsine yürüyebiliyor.
Onun için bir erkeğin sırtlan olduğunu anlamak aslında çok kolay. Bundan sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sizi sevdiğimi tek bir anonsan unutmayın. Kendinize iyi bakın.